Merhaba değerli takipçilerim. Sizlere bu kez Kuzey Kıbrıs'tan, yavru vatanımızdan sesleniyorum. Şu anda 46 yıl sonra açılan, 8 Ekim 2020'de açılan Kapalı Maraş bölgesindeyim. Tarihi soluyoruz birkaç dakikadır burada. Zamanı dondurulan ve donmuş şehirde Kapalı Maraş'tayız. Biliyorsunuz 2028 Ekim'inde buranın %3'ü açıldı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aslında egemenliğinin de bir noktada tescilidir. Bu kadar kısa bir, bu kadar dar bir alanın açılması bile bizim için önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirakleriyle biliyorsunuz bu bölgenin belirli kısmı açılmıştı. Bu önemli aslında, tarihin eşik noktası olarak niteliyorum ben buna. Umarız sonraki dönemlerde de diğer bölgelerde sivillere, KKTC vatandaşlarına ve elbette Anadolu'dan gelen Türklere de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da açılır. Şimdi arkamda gördüğünüz bu alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin müdahalede bulunduğu bölge. Özellikle şu bölgede oteller bombalandı, özellikle ilk bina ve şu taraftaki binanın şu an göremiyoruz tabii. Ön tarafı da bir takım işte mermiler vesaire izleri var. Tarihin dondurulduğu alan olarak burayı adlandırabiliriz. Oldukça güzel bir sahil var bu tarafında değerli arkadaşlar. Ve şu anda buraya biz müdahale ettiğimiz anda 3500 konutu ve 3500 binanın yapım aşamasında olduğu söyleniyor ve 100'e yakın 98 otel ve eğlence yerinde olduğu belirtiliyor o anda 1974 Ağustos'unda. Ve sokak aralarında gezdiğinizde zaten tarihe de gerçekten doğrudan tanıklık ettiğimizi söyleyelim. Ben şimdi kamerayı alacağım ve Maraş'ın diğer tarafını size göstereceğim. Hemen sonra bilgilendirmeme devam edeceğim. Sizleri şöyle alalım. Teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Şimdi şu şekilde yakınlaştıracağım değerli arkadaşlar. Çünkü diğer tarafı da görmenizi istiyorum. Gerçekten de sabahtan bir yana şöyle göstereyim size. Çok da böyle şey taraftarı değiller sağ solu çekmemi. Çok sıcak bakmıyorlar aslında. Şöyle yapalım. Diğer tarafı görmenizi istiyorum. Yakınlaştıracağım sevgili arkadaşlar. Her yerde oteller, barlar, zamanın dondurulduğu önemli bir mekan. Böyle bisikletlerinizle alıyorsunuz, kiralıyorsunuz ve bisikletlerinizle Kapalı Maraş'ın açık olan bölümlerini geziyorsunuz. Hemen yakınlaştırıyorum. Burayı görmenizi istiyorum gerçekten. Süper. Gördünüz mü? Zamanın dondurulduğu o binaları yıkık dökük, harabe. İnsanlar bir telaşla burayı terk etmişler tabii. 1974'te silahlı kuvvetlerimiz buraya operasyon başlattığında şöyle. Siz değerli takipçilerimi de burasını görmesini istedim gerçekten. Zamanımız kısıtlı olduğu için ben de hızlıca kameramı açıp sizlere göstermek istedim. Burası böyle. Diğer tarafa tekrar götürmek istiyorum çünkü ilk binalanan oteller arasındaydı. Şurayı biraz daha geri alayım. İlk bina bu bombalanan, kurşunlanan bina buydu ve ön tarafında da zaten kurşunlanan mermi izleri var. Diğer tarafta da tabii daha büyük bir yarık var binada ve insanlar burası bombalamaya başlandığında apar topar burayı terk ediyorlar. Kimileri işte bir daha geri döneriz diye malını, mülkünü burada bırakıyor. Ama bir daha geri dönemiyorlar elbette. Birleşmiş Milletler'in gözlem merkezi var. Arkada diğer tarafta zaten çok böyle çekim yapamadığım için sahilini göstermek istiyorum tekrar size. Mis gibi arkadaşlar, bakar mısınız şuraya? Ve şu an tam sezon da değil. Tam sezon da değil. Biraz daha şuradan yukarı çıkayım. Şöyle, süper. Makaryos buraya o kadar çok önem veriyormuş ki birçok yabancı, özellikle yatırımcıyı buraya çekmiş arkadaşlar. Yani bu işte bu kadar güzel sahili var buranın, buralara yatırım yapın. İşte Türkler giremez, müdahale edemez. Kendinden emin bir şekilde konuşulmuş o zamanlar. Birçok yatırımcıyı çekmişler. O yüzden bu hayalet şehirde, zamanın dondurulduğu şehirde baktığımızda yani kitapçısından tutun da bankaya kadar böyle gece hayatının yaşandığı barlar vesaire birçok
işletme kurulmuş burada ve birdenbire silahlı kuvvetlerimiz işte şu gördüğünüz binaları bombalamaya başladığında insanlar hızlıca burayı terk etmişler. Ve Makarios o kadar insanlara şey vaat etmiş ki burada hani burada işte iyi kazanırsınız vesaire. Ve sonrasında bu insanlar bir daha hani bir kez daha geliriz düşüncesiyle de şey yapmamışlar arkadaşlar. Tüm mallarını, mülklerini burada bırakmışlar. Paralarının çoğunu vesaire. Şöyle göstereyim tekrar. Biz birazdan gezimize devam edeceğiz. Peki. Yavru vatandan içeriklerime, videolarıma devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Ve bir gün buraya gerçekten her birinizin de gelmesini istiyorum. Özellikle tarihi, uluslararası ilişkiler ve Kıbrıs tarihiyle uğraşan siz değerli arkadaşlarımın, takipçilerimin buraya gelmesini ve ziyaret etmesini gerçekten gönülden isterim. Tarihe tanıklık etmenizi, tarihin dondurulduğu sokaklarda, caddelerde gezmenizi isterim. Şu şekilde bitirelim içerimi. Kendinize dikkat edin lütfen arkadaşlar. Kanalımızın sloganıyla coğrafyamız neresi olursa olsun bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun. Mis gibi Akdeniz rüzgarı ve güneşinden, yavru vatanımızdan, KKTC'mizden selamlar, sevgiler. Hoşça kalın. Bol okumalı günler.